görüşmesi vardı biliyorsunuz tartışılan. Erdoğan'ın Biden'la yapacağı görüşme. Hatta bu 30 Mart seçimlerinden önce dile getirilmişti. Fakat seçimlerden sonra önce Oda TV bir haber yaptı. Dedi ki Amerika'nın İsrail'e yaptığı 26 milyar liralık yardımı nedeniyle, buna tepki nedeniyle Erdoğan Amerika görüşmesini iptal etti dendi. Ardından bir başka gazeteci, daha önce yapan varsa bağışlasın beni, ben ilk okuduğum gazeteci Recep Can Polat'tı. O da dedi ki iptal ama o nedenle değil, tersine Amerika Hamas Erdoğan fotoğrafından rahatsız oldu, bu nedenle iptal dendi. Sonra Amerikan gazeteleri, Bloomberg başta olmak üzere, hayır iptal değil, görüşme olacak dendi. Sonra hayır olmayacak diye aynı gazete haber yaptı. En sonunda da dışişleri sözcüsü, iki tarafın program uyuşmaması nedeniyle görüşme ertelendi dedi. Şimdi Sayın Engin Solakoğlu'na, emekli bir diplomat olduğu için önce bunu soralım. Diplomaside programın uyuşmuyor olmasının ifade edilmesi gerçekten programın uyuşmadığı anlamına geliyor mu bir kere? Buyurun. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Saygıyla selamlıyorum Sayın Solmaz Türk ve Sayın Kolaycıoğlu'nu da. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu programın uyuşmaması çaresizlik argümanıdır. Yani artık söyleyecek hiçbir şey bulamadıysanız, siz aylardır zaten konuşulan bir tarihte bu sefer programın uyuşmadığını söylersiniz. Bunun gerçekle hiçbir ilişkisi yok. Yani bunun en ufak bir gerçekle ilişkisi yok. Dolayısıyla yani programın uyuşmaması zaten mutasavver ileride planlanmış bir ziyaretle ilgili olarak ara bilgi mahiyetinde söylenebilir. Yoksa zaten planlanmış olan ve yapılacağı son ana kadar söylenen bir ziyarette son anda birden programın uyuşmaması, ya iki taraftan birinin çok ciddi bir 9 Mayıs'ta ortaya çıkması beklenen sağlık problemine falan işaret eder ki öyle bir durum olmadığını tahmin ediyoruz. Yani ya da onun meteor falan düşmesi lazım. Yani bu bir kere doğru değil. Yani burada belki şunun altını çizmek lazım. Bir ziyaret hazırlamak çok kolay bir iş değil. Diplomasideki en ciddi şeylerden, ciddi işlerden biri üst düzey ziyaret hazırlamaktır. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye gibi ilişkileri hem derin, hem karmaşık, hem de sorunlu olan iki ülkenin üst düzey ziyaretlerini hazırlamak ayrı bir çaba ve beceri gerektirir. Şimdi bu çabanın gösterildiğini biliyoruz biz aylardır. Bu çaba gösterilirken en çok dikkat etmemiz gereken şey, dikkat edilen şey, görüşmelerde biliyorsunuz ele alınacak konuların sıralanması, belirlenmesi, önceliklendirilmesidir. Örnek veriyorum, siz Honduras'ı ziyaret edeceğinizde zaten görüşeceğiniz iki tane konu olur. Ticaret hacminin arttırılması filan. Burada bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama Amerika ile Türkiye söz konusu olduğunda siz birçok sorun içerisinden, kimisi tamamen ikili nitelikli, kimisi NATO ile bağlantılı, kimisi Rusya, Irak, Suriye gibi konularla bağlantılı ve İsrail, yani üçüncü tarafların da müdahil olduğu konular olmak üzere belki 20 tanelik, 20 başlıklık bir liste çıkar karşınıza. Tabiatıyla tarafların, yani bir taraf bunların hepsini ele almak istemediği gibi diğer taraf da bazılarını ele almak istemez. Şimdi bütün ziyaret hazırlığı öncelikle bunların belirlenmesiyle ilgilidir. Yani biz 5 tane konuyu konuşalım başkan düzeyinde, geri kalanları teknik seviyede takip etmeye devam edelim şeklinde. İkinci bir boyutu daha vardır ziyaretin ve Türkiye-Amerika ziyareti söz konusu olduğunda, Amerika ilişkileri söz konusu olduğunda bu da en az birinci içerik kadar önemlidir, o da şekildir. Bu ziyaretten sonra kamuoylarına hangi mesaj verileceği, yani hangi konuların altını çizilip hangilerinin kenarda bırakılacağı gibi bir mesele vardır. Bunun üzerinde de çalışılır. Yine şekil olarak ortak basın toplantısı yapılacak mıdır? Orada soru alınacak mıdır? Bunların hepsi uzun uzun tartışılması gereken konulardır. Benim görebildiğim kadarıyla, benim hiçbir içeriden bilgim yok. Sizin bahsettiğiniz yazarları da ben okudum. Başka yazarları da okudum. Makul görünen bir takım izahatlar var ama bir kere şunu söyleyelim. Hamas meselesinin bununla en ufak bir ilişkisi yok. Yani İsrail meselesinin, ziyaretin iptaliyle en ufak bir ilişkisi yok. Çünkü ne Erdoğan Hamas'la yeni tanıştı, ne de ABD Hamas konusunda Erdoğan'ın görüşlerini yeni öğrendi. Yani bunu ortaya getirmek biraz bana acemice bir savunma gibi geliyor. Biraz da şey kurtarmak, yani zevahiri kurtarmak gibi geliyor. Bir, yani asıl mesele bana göre bu kısa listenin
tam olarak belirlenememiş olmasıdır ve özellikle de şekil anlamında bunlardan hangisi öne çıkaracak? Örneğin çok az konuşuluyor ama bir ticaret meselesi var Türkiye ile Amerika arasında. Yani bu Türkiye'den ihraç edilen demir çelik ürünlerine uygulanan %25'lik bir artış var. Şimdi biz tabii genellikle burada dış politika konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz ama ekonomi bunların belirleyicisi. Yani Türkiye'yi yöneten sınıf, AKP'nin de bağlı olduğu sınıf bakımından bu demir çelik ihracatındaki ilave engelin, tarife engelinin kaldırılması çok büyük önem taşıyor. Ve görünen o ki, gelen haberler o ki Amerika henüz böyle bir ticari kolaylık sağlamaya yanaşmıyor Türkiye'ye. Çünkü orada da Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler yarattığı rahatsızlık devreye giriyor. Bu konulardan bir tanesi. Bir diğer konu Irak'la ilgili olarak biliyorsunuz büyük çıkartmalar yaptık. Şimdi AKP Genel Başkanı da gitti. Bir yandan orada bir barış projesi, bir yol projesi var. İşte kanal, kuru kanal projesi. Bir yandan da büyük bir askeri operasyon hazırlığı var. Bu askeri operasyonla ilgili olarak tahminen, yani sanıyorum buradaki konuklarımız da katılacaktır, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sıcak bakmadığını yani söyleyebiliriz. Böyle bir ziyaret esnasında Amerikalılar şayet Türk muhataplarına ya siz bu konuyu açarsanız biz de bunu kamuoyuna buna sıcak bakmadığımızı söylemek zorunda kalırız gibi bir şey yapmış da olabilirler. Karşı teklif yapmış olabilirler. Bunu gündeme getirmeyin demiş olabilirler. PKK konusu, YPG konusu, terörle mücadele bambaşka ve yine çok dikenli konular iki taraf arasında. Bir de biliyorsunuz diplomaside şöyle bir şey vardır. Siz her konuda anlaşırsınız. Ortak bir açıklama belirlenir. Basın toplantısının şekli belirlenir. Her şey yolunda gider. Bunlar bittikten sonra sızmalar olur. Sızdırmalar olur. Yani Türk tarafı öne çıkarılmayan bir şeyi Amerikan tarafı da karşı tarafı güç durumda bırakacak ama kendi çıkarlarına uygun başka bir unsuru öne çıkartabilir. Biz onlara şunu dedik, bak Hamas konusunda ayağını denk al dedik diyebilir. Yani bütün bunlar üzerinde tam bir uzlaşma, örtüşme sağlanmadığı anlaşılıyor ve bu yüzden de ziyaret iptal edilmiş. Şimdi ben bir iki tane daha yoruma rastladım. İşte zaten seçimler geliyor. Biden'dan artık bir daha görüşme imkanı kalmadı. Bu Oval Ofis'te yani Beyaz Saray'da bir daha görüşme olmayacağı anlamında kabul edersek evet doğru. Ama unutmayalım ki 9-11 Temmuz tarihlerinde NATO'da bir şey var, zirve var ve Washington'da yapılacak. Muhtemelen Erdoğan da buna gidecek ve muhtemelen de bence kuvvetle muhtemelen Biden tıpkı bir önceki zirvede olduğu gibi Erdoğan'ı orada kabul edecek, orada görüşecek. Görüşme Türkiye'nin NATO üyesi olması hasebiyle yapılacak. Tabii ki bu kadar içerikli ve uzun olmayacaktır diye düşünüyorum. Elbette bu da bir sinyaldir. Yani Erdoğan'la Biden arasında kimyanın tutmadığı çok açık uzun zamandan beri. Ama şu anda olduğu haliyle zaten çok büyük bir şikayet yok ama gelip de kucağımıza alalım, aman çok yakın kuzu sarması olalım gibi Amerikalıların bir isteği yok. Kaldı ki karşılarında seçim kaybetmiş, ilk defa olarak seçim kaybetmiş bir Erdoğan var. Onun için hani çok da İngilizce deyimle manage etmek, onu çok idare etmek, çok da pohpohlamak gibi bir ihtiyaçları da şu anda gözükmüyor. Türkiye'de bir iktidar alternatifi çıkmış vaziyette. En az Erdoğan kadar Atlantist bir iktidar alternatifi. Dolayısıyla Amerika'nın kaygı duyacağı da bir durum yok. Benim tahminim yani ziyaretin ertelenmesinin bu artık daha fazla iki tarafta da zorlama yani zorlama isteğinin olmamasından. Yani bunu yaparsak iki tarafa da zarar verecek sonuçlar çıkabilir diye çekinmelerinden kaynaklanmıştır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Solakoğlu. Sayın Solmaz Türk'le devam edelim. Sayın Solakoğlu'nun olasılıklar diye